Değerli TV1 izleyenleri, bir düşünce ekseninde programında yine Yüce Rabbimizin izniyle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Resulüne ve âli eshabına salatü selam eyleriz. Allah'ın rahmeti bereketi cümle inanan, mümin, Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Bayramımız inşallah iyi geçmiştir. Hamdolsun. Bayram güzel. Evet. Her günün bayram olması tabii ki önemli bir nokta. Ama günü bayram eden, günleri bayrama dönüştüren tabii ki etkenler, unsurlar vardır. Dolayısıyla bu bayramın sadece bu dünya yönelik bir yüzü yok. Bir de ahirete yönelik bir yüzü var. Evet. Dolayısıyla iki bayram, yani hem bu dünyada hem ahirette bir kimsenin hayatını bayrama dönüştürecek bu etmenler, bu unsurlara sahip olmak lazım. Hani bulutlar olmayınca yağmur gelmiyor derler. Evet. Allah bulutlara yağmuru yükler ve gönderir böylece. Dolayısıyla bayramın olması, hayatımızın bayrama dönüşmesi için de Allah ve Resulün ortaya koyduğu o kurallar, insani, çevre, ikili ilişkiler, kainat, tabiat, deniz, okyanus, ormanlar, sinekle ilgili o tüm kurallar neyse, onların da bu anlamda onlara uyularak hayat ancak bayrama dönüştürülecek. Evet. Ama gördüğümüz şu ki, kapitalizmin egemen olduğu bir yeryüzünde, yani yer kürede, kan ve gözyaşının egemen olduğunu, böylesi bir ortamda bayram denen günlere Müslümanlara rastladığını görüyoruz. Bu bilinci kuşanmak lazım. Hayatın bayrama dönüşmesi gerekir. Bunun için de her zaman söylediğimiz ahlakın, adaletin bu anlamda egemen olması gerekir. Evet hocam, Allah razı olsun. Evet, bu temennilerden sonra inşallah bugünkü konumuz yine evet. Güzel bir konu, Allah sevgisi. Bu sevginin neresindeyiz? Yani zor bir konu aslında. Rabbimizi ne kadar seviyoruz? Sevgimizi ne derece yaşayabildiğimiz gibi nasıl ispat edebiliyoruz? Bu da başka bir soru inşallah. Ama Rabbimizden ümit kesmemek lazım. Biz Rabbimizi her ne olursa olsun seviyoruz hocam. Amin. İman ettik. Amin. Resulüne iman ettik. Gönderdiği dine iman ettik. Amentü'ye iman ettik. Ahirete iman ettik. Elhamdülillah. Bu aslında imanımız da Rabbimizi sevdiğimizin bir alameti diye düşünüyorum hocam. Amin. Ne dersiniz? Birkaç cümle alayım. Tabii ki buyurun. Davet eden var ki biz misafirliğe bu anlamda gidiyoruz. Evet. Davet olmasa misafirlik bu anlamda olmaz. Bizim durduğumuz yer, bulunduğumuz ortam, kalbi dünyamız, ailemiz ve çevremiz itibariyle baktığımızda dışarıdan bakan birine şunu sorsak, ben nerede duruyorum diye bir soru sorsak, biz nerede duruyoruz diye bir soru sorsak, onun vereceği cevap şu, siz ezan okunduğunda yani Allah çağırdığında müezzinler vesilesiyle camiye giden insanlarsınız. Ahlakın yanında duran, adaletin yanında duran, kalbi yumuşak, böyle şefkat ehli kimselersiniz diye bizi tanımlayacaktır. Bu da bizim her ne olursa olsun bizi Allah'ın sevdiğinin bir işareti olarak bunu görmeliyiz. Görmek zorundayız daha doğrusu. Bundan hareketle çok kısa dedi şu örneği vereyim. Arkadaşım biri anlattı, çok da hoşuma gitti. Hani sahabe döneminde olduğu söylenir. Hazreti Ebubekir yanındakiyle birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kabrine doğru giderlerken bir de bakıyorlar bir bedevi üzerinden belli çölden gelmiş bir insan Ravza-i Mutahharra'ya Hazreti Peygamber'in kabrine doğru geliyor. Hazreti Ebubekir diyor ki ya da Hazreti Ömer biz oraya varmayalım da bu gelen diyor rahat etsin. Hani kendini rahat ifade etsin diye oradaki bir sütunun direğinin arkasında duruyorlar. O geliyor bedevi Hazreti Peygamber'in kabrinin başına. Orada şöyle bir dua ediyor. Sesli bir dua yapıyor. Diyor ki ey Allah'ım ben günahkar birisiyim. Suçum var, isyanım var, amellerim, hatalarım var. Evet. Ama ben af olmak istiyorum. Eğer sen beni affetmezsen bu peygamberin, bu Resulün var ya işte onu üzersin
şeytanı sevindirirsin diyor yani. Allahu Ekber. Evet. Yok, eğer sen beni affedersen, beni bağışlarsan bu kulunu, bu peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem onu sevindirir, şeytanı üzersin diyor yani. Evet. Bunu dinleyen bu duayı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ya ne kadar da güzel bir dua diyor. Evet. Evet, dolayısıyla Rabbim Efendimiz'i sevindirir böylece. İnşallah hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Cümlemizden. Allah Celle Celaluhu size rahmetiyle davransın. Amin. Bilinmeli ki bir kimsenin Allah'ı sevdiğinin belirtisi Allah'ın rızasını önde tutması ve Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşam tarzına getirdiği kurallara sımsıkı sarılmasındadır. Evet. Rabbimiz şöyle buyuruyor ayet-i kerimede, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ayet-i kerimesi bize Allah'ı Celle Celaluhu'nun sevmenin ancak onun Resulüne aleyhissalatü vesselama uymak ile mümkün olduğunu göstermektedir. Yani her konuda çağlar üstü rehbere Efendimiz aleyhissalatü vesselama tabi olmak ile Allah sevgisi ispat edilir. Evet. Pasajın birincisi bu hocam sizin yazılarınızdan. Şimdi burada Rabbimizi sevmenin alameti de yine onun Resulüne tabi olmaktan geçer ayet-i kerimesiyle yorumunuzda mümkün olduğu kadar Resulün sünnetine uymak, her konuda çağlar üstü rehbere tabi olmak tabiri sözü geçiyor. Bunu biraz açalım hocam. Evet. Buyurun. Tabii Allah razı olsun, din şu üç şey üzerine kurulmuştur evet. Aslında. Nedir o? Allah, kitap, peygamber. Evet. Bu üç inanış, bu üç değer diğer değerleri de beraberine getirir. Ahiret gününe imanı, öldükten sonra dirilmeyi, işte kıyametin kopmasını, kaza ve kader olayına, meleklere, peygamberlere, evet. Tüm bu kitaplara. Diğer imanlar, iman boyutunu bu anlamda getirir. Ve yine bu iman İslam'ın şartlarını da beraberinde bu şekilde getirir. Aynen. 21. yüzyılın en büyük çıkmazı şu, insanlar peygamberi olmayan bir din arıyorlar. İnsanlar kitabı olmayan bir din arıyorlar. Neden? Çünkü peygamber bir kuraldır. Kural getirmiştir, kaide getirmiştir, yasama getirmiştir. Bir çerçeve çizmiştir hayatla evet. ilgili olarak. Evet. Peki kitap, evet, onun yazılı bir metni olarak karşımıza bu anlamda çıkar. Dolayısıyla peygamber ve kitap inancı bu anlamda insana bir sorumluluk yükler. Fakat kapitalizmin egemen olduğu bir yerkürede, bir coğrafyada, dünyada insanlar kendi nefislerine, arzularına, isteklerine, buna batı hedonizm demiştir. Yani zevk merkezli bir hayat yaşamaya talip oldukları için evet. Bunların hayatını kısıtlayan, yani insani anlamda kısıtlayan, özgürlük anlamında kısıtlayan da bir yasa getiren peygamber ve kitap olgusuna bu anlamda karşı çıkarlar. Evet. Dolayısıyla yani hayatı ölçü koyan, öyle evet, mi hocam? Evet. Ölçüsüz bir hayat istedikleri için insanlar evet. Ya ateist olurlar ya da deist olurlar ya da başka bir şey olurlar. Bundan dolayı onlara dense ki ya inandığımız Allah haşa hiçbir kural koymuyor. Öyle bir bana tanrı, inanın yeter. Tanrı, bana inan yeter. O peygamber ki istediğiniz yapın diyor ya da o kitap ki kuralsız bir kitap desen onlar anında Müslüman olurlar. Evet. Yani biz evet bundanız derler. O içlerindeki şeytanı yönetemedikleri için, kontrol altına alamadıkları için ve dışlarındaki şeytana karşı bir mücadele veremedikleri için kendi nefislerine ve çevreye yenik düştüklerinden dolayı böylesi bir tablo ortaya evet. Çıkıyor. Bunun için orada o okuduğunuz ayet-i kerimede estağfirullah قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبُعُونِ يُحْبُبْكُمُ اللّٰهِ Evet. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin evet. Ayet-i kerimesi. Dinin aslının bu anlamda üç olduğunu, yani öncelikle Allah, peygamber ve kitap. Evet. Çünkü bu peygamber ve kitap değer olmasa zaten bize hangi şey Allah'a götürecek? Aynen. Allah tasavvurunu bu anlamda oluşturacak. Dolayısıyla burada sevgi üzerine bir dünya, burası çok önemli. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselam bu ayet-i kerime eşliğinde Rabbimizin ifadesiyle sevgi üzerinden bir din oluşturmuştur. Beni de ki Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah sizi sevsin, evet. Bağışlasın diye.
Allah sevgisi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden ortaya çıkıyor. Evet. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dikkate almayan, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dikkate almayan, onun hayatla ilgili getirdiği ölçüleri ölçü olarak kabul etmeyen bir insanın Allah sevgisi iddiası boştur. Evet. Yalandır yani, böyle bir şey olmaz. O sevginin göstergesi itaat olarak bize bu ayet-i kerim bunu anlatır. Ve bunun sonunda bağışlanmamız, yani rahat, hutlu, huzurlu bir hayata kavuşmak için bu sevgiden geçmemiz gerekliliğini bu anlamda bu ayet bize anlatmaktadır. Hani Besmele'ye baktığımızda biz İslam'a girerken, Kur'an'ı okurken, güne başlarken Besmele çekiyoruz ve burada Euzu billahi mineşşeytanirracim, taşlanmış, kovulmuş ya da sahte, yaldızlı, yalan söz söyleyen şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Yani esirgeyen, bağışlayan, evet, seven, koruyan, kollayan, gözetleyen, kullarını ateşe düşmekten, çukura düşmekten, yanlış yapmaktan koruyan o Allah'ın adıyla diye başlar. Evet. Yani burada intikam kavramları ile başlanmaz güne. Yani Euzu Besmele'de bir intikam olayı, bir kelime, bir kavram bu anlamda geçmez. Ki İslam'ın da kelime olarak biliyorsunuz Seleme'den gelir ki, evet, Selam, barış dini, selam, rahat, emniyet, güven anlamlarını içeren bir isimdir İslam kelimesi de bu anlamda. Burada hatta bir başka boyut da ilk inen ayetlere biz baktığımızda, hani Alak suresinin ilk 5 ayet-i kerimesi inmiştir. Estağfirullah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. Oku, seni yaratan Rabbin adıyla oku. Evet. O ki seni bir alaktan yarattı. Alak, bizim Türkçe'de kullandığımız alaka kelimesine de köken olarak da oraya da gelir. Yani bir kan pıhtısı olmakla birlikte alak, aynı zamanda ilgi, alaka, sevgidir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeye bir kan pıhtısından yaratan, ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, evet, insanın bir kan pıhtısından yaratan mealinin verilmesiyle birlikte insanı bir sevgiden, bir muhabbetten, bir alakadan, bir ilgiden yaratan diyerek de bu ayet-i kerimeyi anlamak söz konusu. Evet. Dolayısıyla alaka oradan mı geliyor hocam? Evet. Alakasız bir insan diyoruz, evet, yani. Alakasız, ilgisiz bir insan. Evet. İşte alaka, Allah burada kuluna bir alaka, bir ilgi, bir muhabbet, bir sevgi gösteriyor ve bunun üzerine bir yaratılış ortaya koyuyor. Yani sevdiği için yaratmış. Evet. Yani dinin temeli, yani İslam, muhabbet üzerine kurulmuştur. Yani muhabbet. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bir ismi değil mi? Habibullah'tır. Evet, Allah'ın aynen. Sevgilisidir, sevdiğidir. Dolayısıyla Esma-ül Hüsna'ya biz baktığımızda Esma-ül Hüsna'nın, yani 99 ismin 95 tanesi muhabbetin üzerine kurulu olarak bununla ilgisi olan isimlerdir. Bu da Allah'a aittir. Bundan hareketle yaratılış sevgi üzerine bina edilmiştir. Öyle mi? Ya işte bir tavuk yumurtlar ve bir civcivi olur. Bakarsınız onu sever. En vahşi bir hayvan, diyelim ki arslan olsun, bir yavru dünyaya getirir, onu sever. Bir kurt öylesine yapar. Bir anne, bir baba, yani gece gündüz büyüyünceye kadar o çocuk, yani 2 yaşına gelinceye kadar diyelim ve de 1 yaşını dolduruncaya kadar, o geceyi annenin babanın, o geceleri anneye babaya gündüz yaparlar. O kadar ne diyeyim, olumsuz ortaya koyarlar, ağlarlar, sızlarlar, altını değiştir, üstünü değiştir, hasta olurlar. Tüm bunlara rağmen ana baba oh demez, of demez yani. Evet. Bir ilgi ortaya, alaka ortaya koyar, sevgi ortaya koyar. Dolayısıyla din, yani İslam, insana sevgiyi sunar bu çerçevede. Dolayısıyla burada bir Müslümanın, yani bazılarının iddia ettiği gibi İslam işte kafa koparan ya da neydi böyle, el kesen, korkutan, el kesen. Hayır hayır, böyle bir şey yok. Bana yıllar önce biri öyle söylemişti. İslam korku dini demişti. Niye dedim? Çünkü cehennem vardı, öyle mi? Peki sen dedim nedir? Ve işte kapitalist, demokratik, neyse laik bir yapı ortaya koydu. Peki sizin o anladığınız hayat sisteminde, anlayışında
itaat edenlere bir ödülünüz var mı dedim. Var dedi. Yani yasama, evet, yargıya, neyse yasalara itaat edince bir ödülünüz var değil mi? Evet dedi. Peki yasamayı, yargıyı ihlal eden, yasaları ihlal eden, reddeden, kabul etmeyen insanlara ne yapıyorsunuz dedim. Hapse atıyoruz dedi. O zaman korku sistemisin ki dedim yani. Evet. Madem çok öyle, güzel. Bir korku sistemi. İnsanları böyle yapıyorsunuz. Dolayısıyla Allah cennet ve cehennemi vardır. Cehennemi de aslında orayı göstererek bak yanlış yapmayın diye bir trafik uyarı levhası çerçevesinde yani caydırıcı koymuştur. Bir özellik. Aynen öyle. Evet. Caydırıcı bir boyut olarak evet, koymuştur karşıya. Rabbimiz. Cennete gidin diye. Ama inadına gitmeyecek olursa kendi bilir. O zaman evet, tabii ki cehennem bu anlamda devreye girer. Dolayısıyla İslam muhatabına sevgiyi verir, sevgiyi öğretir. Sevgi üzerine bir yaratılış ortaya koymuştur. Allah sevgisi de evet Kur'an ve sünnet üzerinden yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden oluşan bir kırmızı evet, gül olarak karşımıza çıkar. Hocam Allah razı olsun. Yani şöyle dememiz mümkün o zaman. Yani Rabbimizi gerçek manada sevgi noktasında anlayabilmemiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile tanışmamız ve onun örnekliğinde hayatımızı ihya etmemizden geçiyor. Evet. Çünkü Ahzab suresinde ayet 38'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Evet. Yani üsve-i hasene. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama bakmadan ne Kur'an'ı tam manasıyla anlayabiliriz ne de Allah'ın sevgisini bu manada bakış açımız olabilir ya da oluşabilir diyebiliriz. Öyle evet, mi hocam? Evet, evet. Allah razı olsun hocam. Kim peki. Allah'ın Celle Celaluhu'nun bir kulunun sevmesi ise sevdiği kulunun kalbinde ona iyiliği emredip kötülükten uzaklaştıran bir irade bahşeder. Bu kişi için Allah'ın Celle Celaluhu'nun farzlarını yerine getirmekten daha sevimli bir şey olmaz. Kalbiyle ve organlarıyla iyiliği emredip farzları yerine getirmeye gayret gösterir. Bu konuda son derece kararlı ve titiz olur. Öyleyse bir Müslümanın kalbini bu manada yoklaması, yaşamını kontrol etmesi gerekir. Bu manada bir pasaj daha var hocam. Şimdi hocam burada Rabbimizin bizi de sevmesinin bir alameti de onun farzlarına uymamızdan, Kur'an'a tabi olmamızdan, yani kitabi hayatı öne almamızdan geçiyor anlıyorum ben. Evet. Buraya biraz inşallah açmamız gerekiyor hocam. Buyurun. Burada çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şöyle ki Allah'ın bir kimseyi sevdiğinin göstergesi olarak farzları yerine getirmek evet, olarak namazdır, abdesttir, oruçtur, haçtır, zekattır, tesettürdür. Tamam. Kurban kesmektir. Kurban misal, kesmektir, evet, haçtır. Bunları insanlar anlıyor. Evet bunları yapmak lazım diyor. Fakat orada sevginin bir göstergesi olarak, Allah'ın kişiyi sevdiğinin bir göstergesi olarak iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek diye bir boyut var. Bu çok önemli hocam. Bu tek başına duruyor orada. Evet. Dolayısıyla 21. yüzyılda Müslümanlara unutturulan bir haldir bu. Kötülüklerin en aza indirilmesi noktasında gayret göstermek. Evet. Ve iyiliklerin yaygınlaşması noktasında çok ciddi bir gayret göstermek. İşte en büyük yani Allah'ın bizi sevdiğinin göstergesi olarak bunu söyleyebiliriz. Evet. Bunun bir başka evet, boyutu kelime olarak tebliğ mi hocam? Tebliğdir, evet, davettir, iyiliktir. Eğer bunu insanlar yüklenmemişlerse, Müslümanlar, otoriteler, ilahiyatçılar, diyanet ya da ben Müslümanım diyen kimseler, evet Allah'ın bizi sevdiğinin bir göstergesi olarak bu birinci planda olacak ki diğerleri bu anlamda korunmuş olsun. Evet. Aksi takdirde yani bu bir muhafazadır. Yani iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek namazı, orucu, abdesti, tesettürü koruyan bir haldir. Bu kaldırıldığı zaman diğerleri darbe alır sosyal hayattan. Evet. Dolayısıyla çok zorluk içerisine insan girer, olumsuzlaşır. Hatta diğerlerini de bu anlamda kaybeder. Çünkü hani önceki ümmetlere baktığımızda onları helake götüren nedenlerden birisi, hani anlatılır ya bir kavime Allah meleklerini gönderir, azap meleklerini onları helak edin diye. Giderler ki o kavmin %90'ı, %95'i gece namazını kılarlar. Evet. İşte günah işleyen sayısı çok az. Ama o kavmi yine Allah helak edilmesini ister. Niye? Onlar çok önemli bir görevi ihmal etmişlerdi, yapmıyorlar. İyiliği emretme, kötülükten nehyetmeyi yerine getirmedikleri için bu şu demektir.
Böyle devam ederse %90'lık olan iyilik %10'lara düşecek, kötülük tamamen egemen olacak gibi. Bugün yeryüzünde en büyük çıkmazlardan birisi Müslümanların iyiliği emretmek, kötülükten nehyetme noktasında pasif bir duruma düşmeleri, pasif Evet. bir iman, pasif bir İslam, etkisi olmayan bir Kur'an, etkisi olmayan, harekete geçirmeyen bir iman, harekete geçirmeyen bir peygamber anlayışı insanları günahlar karşısında böyle pasif, tarafsız, bana neci bir hale Evet. getirmiştir. Halbuki bu günahtır, haramdır. Tabii ki günahların engellenmesi noktasında kişinin yapacağı şeyler var, otoritenin yapacağı şeyler vardır. Yerel ve merkezi yönetimlerin Evet. her şeye bir Müslüman müdahale etmesi gibi bir şey de söz konusu olamaz. Ama gücü neye yetiyorsa bir Müslümanın burada ona müdahale etmesi gerekir. İşte bu Allah sevgisinin önemli bir boyutudur. Çünkü bütün peygamberlerin öne çıkan en birinci özellikleri tebliğ, davet Evet özellikleridir. hocam, evet çok İyiliği önemli. emretmek, kötülükten nehyetme özelliğidir. Evet. Peygamberlerin tamamında bulunan bir vasıftır bu. Bu olmasa peygamber olmaz Yani zaten. birinci maddeleri öyle mi Birinci hocam? maddeleri Evet. bitti hocam. Evet hocam, Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Hikmet ehli şöyle dediler. İnsanlar Allah'ı Celle Celaluhu anmaktan daha tatlı ve haz verici bir şey tatmamışlardır. Ebu Süleyman adında bir adam, ey gözümün aydınlığı ve kalbimin neşesi, benim senin gözünden düşüren hangi şeydir diye yalvarır. Ardından da çığlık atarak ağlamaya başlarmış, gözyaşları içinde Allah'a tekrar el açar, ey Allah'ım, saygı ve heybetinle doldurup her zerresini sevginle kapladığın gönüllere müjdeler olsun. Zira senin saygı ve heybetin öfkene uğrama korkusuyla onları her türlü günahtan alıkoyar. Senin sevgin ise seni anmanın ve sana yakarmanın dışında her tat ve hazdan onları engeller diye yalvarırmış. Nefsine ve şeytana fırsat vermemek gerekir diye buradaki pasajın sonunda bir Müslümanın bu manada, sevgi noktasında mecnun ol ki gözün Leyla'dan başka kimseyi görmesin. Evet hocam. Evet. Burada sevginin müthiş bir tezahürü var. Yani böyle bir aşk ve sevgiye, muhabbete, yani Rabbi ile münacata kavuşmak da yani bu dediğimiz maddeleri yaşayıp bu merhalelerden sonra gönül dünyasında bir inşanın olması gerektiğinden bahsediyor buradaki bu zat-ı muhterem. Hı hı. Buraya ulaşmak biraz nefsin de terbiyesi ile de alakalı diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Evet, tabii ki burada çok önemli bir husus. Mecnun olmak lazım. Leyla'dan başkasını da görmemek evet. Bu anlamda önemli. Burada sevgiyi yakalama noktasında bir Müslümanın iyi bir Müslüman olması, iyi bir insan olması gerekliliğini ortaya koyuyor. Evet. Kişi Allah'ın kendisine yüklediği o görevlerden, farzlardan, vaciplerden ya da Hazreti Peygamber'in sünnetinden insan eğer fire veriyorsa, aksaklık eksiklik yapıyorsa, yerine getirmiyorsa burada tabii ki kendisinin Allah'la arasının iyi olmadığının bir göstergesi olarak evet. karşımıza çıkar. Şu örnek anlatılır. Adam birisi hapishanede işte bu vaaz nasihata giden hani vaizler var biliyorsunuz. Vardım diyor orada işte adam baktım birisi böyle çok mahzun böyle ağlıyor ki tek başına köşeye çekilmiş böyle şey halinde yani evet. ızdırap halinde dua içerisinde şey vardım yanına diyor dedim ki ya sen niye ağlıyorsun ya nedir bu işte hapishanede olan bir olay niye böyle oldu ya sorma dedi diyor ne oldu da ben Allah'a ne yaptım ki aynen böyle bir cümle kuruyor ya da ben ne yaptım ki bugün sabah namazdan kalkamadım. Evet. Evet. Sabah namazına kalkamama konusunda kendisine bir eksik ortaya koyarak kalkamıyorum diyor. Ha, yani ben iyi bir kul olsaydım, iyi bir Müslüman olsaydım, muhabbetim, sevgim, Allah'a sonsuz aşk içerisinde olsaydı, ben sabah namazında onun huzurunda olurdum. Dolayısıyla onun huzurunda olamadığıma göre demek ki bende bir sorun var ki ben bugün kalkamadım. Yani sevgiliyle birlikte olamadım. Bu nedendir diye onun için böyle bu haldeyim diyor. Evet. Ha biz buna hocam, şöyle bir müthiş bir aşk aslında bu. Evet. Müthiş bir aşk tabii. Evet.
Aşkını ikiye katlayan bir yani aşk. Yani şu anda namaza birçok insan bir gün belki kalkamıyor ama pek de böyle bu derece şeytanı üzen, aman daha fazla bu sevap alacak, ben bir daha bunu namaza kaldırayım gibi bir başka kıssalar da var biliyorsunuz. Evet, evet. Yani bu hale düşüp de ağlayan insan olmak da çok önemli diye çok düşünüyorum. Çok önemli bir şey. Evet. Dolayısıyla Allah bu kulları çok sever. Evet. Öyle söyleyelim. Tabii burada şöyle bir örnek. Diyelim bir adam arabası var işte. Kaskosunu ya da sigortasını yaptırmış. Biliyor. Hafta geçmiyor ki bir kaza yapmasın yani. Evet. Gidiyor bir hafta sonra kaza yapıyor. Geliyor sigorta ajandasına. İşte kaza yaptım, kasko, sigorta. Gidiyor bir hafta sonra bir daha. O zaman sorarlar bu adamı. Ya bir dakika yani. Sende bir sorun var galiba. Bu araçta bir sorun yok. Evet. Dört tekerlek, neyse motoru, fren her şeyi var. Uykulu mu gidiyorsun? O anda cep telefonla mı konuşuyorsun? Yani aklın başka bir yerde mi? Evde huzurun mu yok? Yani gözlerin başka yere mi bakıyor? Evet. Yani sende bir hal var ki bu anlamda sağlıklı bir araç kullanamıyorsun. Sürekli kaza yapıyorsun. Dolayısıyla bir Müslümanın sosyal hayatta kaza yapması boyutuna baktığımızda bu kaza nedir? İşte farzların ihmal edilmesi, yerine getirilmemesi, evet, haramların işlenmesi ciddi kazadır bu çerçevede. Dolayısıyla bir Müslüman kadın ve erkek eğer haramlarla iştigal ediyor, haramları yani yapmakta bir beis görmüyor ya da normalleşiyorsa ya da haram işliyorsa demek ki bu nitelikli bir Müslüman değil. Evet. Sevgisi, muhabbeti Allah'a çok yüksek olan bir kimse değil. Eğer Allah'a muhabbeti, Resulüne muhabbeti çok yüksek olsa onlarla buluşma adına kendisine özel zamanlar seçer. Onların tayin ettiği zamanlarda evet, da onlarla birlikte olur. Dolayısıyla günümüzde bu çerçevede bir kimse Allah sevgisi onun üzerinde, Allah seni seviyor mu, sevmiyor mu diye bir kimse bu soruyu kendisine sorabilir. Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu diye. Bakacak, eğer farzları yerine getiriyor, haramlardan kaçıyorsa bu kulunu Allah seviyor. Ama evet, yok, hocam, haramlarda işlemekte çok ciddi bir şeylik var, boyut var, helalleri yerine getirmede sıkıntı var, farzları yerine getirmede sıkıntı var. Kusura bakma, sen sürekli trafik kazası yapan birisisin. Kendine dikkat et demek gerekir. Evet hocam, o zaman bu halde olan kulların kendilerini, bu kendi hayatlarını bir göz önünde alıp geçirip güzel bir tövbeye nasuha ihtiyaçları var, öyle mi hocam? Bu çok önemli. Allah yani tövbe fırsatı... nasuh çok önemli. Bu kapıyı aralayalım ki namazı sevelim, orucu sevelim, ibadetleri sevelim. Yani sevgi diyorsak ibadetleri de bu manada sevmek gerekir. Allah sevgisiyle bu ibadetleri de bütünleştirmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela ben şimdi notumda diyorum ki sizin geçmişte bir gene kitabınızdan birçok konular işledik. Namaz vaktin bu manada nöbetini tutmaktır. Bir evet, söz var hocam orada evet, da. Şimdi yani eğer biz nöbet noktasında namazlarımızı eğer gale almıyorsak, bir o cezaevinde yatan bir Müslüman kardeşimizin diyelim sabah namazına kalkamadığı için üzüldüğü o hal, beş vakit namazını terk edenler de hiç görülmüyor. Yani kılmadığı halde üzüntüyü bırakın, yani normalmiş gibi bir hayat içerisinde gayet bir rahat bir hal sergileyebiliyorlar. Bu imanın zedelenmesi mi, zayıf düşmesi mi, neyin nesi hocam? Yani bu kalkamadığı için bu kadar gözyaşı dökerken, beş vakit namaz kılmayan, kılarız bakalım canım gibi, ben yanacağım, yanacak sen misin gibi, çok basite alma bir şey halleri de var hocam. Bu büyük bir gaflet diye düşünüyorum. Tabii bu... Yani bu sevgiye, bu insanları, bu kulları, Müslümanım da diyor, inanıyor da nasıl yaklaştırmak gerekir hocam? Buyurun. Burada tabii sizin şu sözünüzün altını çizmek lazım. Tövbe-i nasuha, tövbe. Evet, çok önemli diye düşünüyorum. Bunu unutmayalım. Yani bir insan Azrail gelinceye kadar o insana tövbe kapısı açıktır. Elhamdülillah. Evet. Kur'an ve sünnet bize bunu anlatır. Hocam ne kadar büyük bir ikram evet, değil mi bu? Yani Rabbimizden, kişi ne kadar günahkar olursa evet, olsun tövbe etmesi ondan istenir. Tövbe ettiği zaman da bu kabul edilir ondan. Allah bunu kabul eder. Tövbe edenlerin tövbesini. Ama etmezse, tabi o halde giderse Allah o da Allah'a kalmıştır. Bu fırsatı kaçırmamak bilemeyiz, lazım. Dolayısıyla İslam bize ibadetleri, İslam hayata baktığımızda sürekli tövbe kapısını bize hatırlatmakta. Evet. Örnek Hazreti Peygamber aleyhisselam pazartesi ve perşembe oruçlarını tutarken sahabe-i kiram sorar.
Ey Allah'ın Resulü, niçin pazartesi ve perşembe oruç tutarsın? Diyor ki bugün ameller haftalık olarak, yani bugünlerde Allah'a arz edilir. Dolayısıyla bugünlerde oruçlu olmak onun afına, mağfiretine nail olmaktır. Evet. Bir kapı açıyor bize orada. Peki günlerin seyyidi, efendisi olan cuma günü, duaların kabul edildiği gün diye bir cuma işaret edilir. Özellikle cuma gününde bir saat vardır ki ona denk gelen dualar kesinlikle reddedilmez diye hadis-i şerifler var. Bakın bir dua kapısını bize açıyor. Yani bağışlanma kapısını açıyor. Hemen yeni üzerinden geçtiğimiz bir Arefe günü, değil mi? Evet bir hocam. Duası Arefe gününün bağışlanma boyutunu çok yüksek çok olduğu önemli bir hocam. Evet. Gün olarak geçmiş ve gelecek günahın, bir yıllık günahın bu anlamda bağışlanacağı noktasında hadislerin var olduğu bir gündür Arefe günü. Dolayısıyla Arefe gününü Allah bize bir bağışlanma, tövbe günü olarak sunmuş. Ramazan, Kadir Gecesi, diğer kandiller, tüm bunlar Allah aslında sürekli bizi cennete çağırıyor. Cennete davet ediyor. İyiliğe davet ediyor. Sizi bağışlayacağım diyor. Ama bunun karşılığında tabii ki bir Müslümanın ona cevap vermesi ortaya çıkıyor. Burada Müslüman ve mümin olduğunu söyleyen kimselerin ayetler ve hadisler karşılığında böyle kendilerini serbest hissetmesi, yapmazsam yapmam, size ne, ben yanacağım demesi, bu mantığı kabul etmek mümkün değil. Eğer o kimseye biz şunu sorsak ki sen nerede çalışıyorsun? A iş yerine çalışıyorum. Öyle mi? Öyle. Evet. Peki o A iş yerinin kuralları var mı? Var. O kurallara uymak gerekir değil mi çalışanlara? Evet. Mutlaka. Yani sen de orada çalışıyorsun, o kurallara uyuyorsun. O kurallara uymadığın zaman sana orada bir çalışan, amir, memur, müdür yani, kurallara dikkat et dediğinde sen ona şöyle söyleyebiliyor musun? Ya sana ne? Kurallara dikkat edersem ederim, etmesem ben etmem mi diyorsun? Yani bir meydan mı okuyorsun? Yok, ne yapıyorsun? Kendini düzeltiyorsun. Peki, meydan okursan ne olur? Seni işten atarlar. Onlara sana ne dersen karşılığı da bu olur. Evet. Dolayısıyla bir Müslümanın ayetler ve hadisler karşısında, yani Allah ve Resulü'nün karşısındaki tutumu, bir iş yerinde kendisine iş yerinin kurallarını hatırlatan ve o kurallara uyması gerektiğini söyleyen kimselere yapılan itaat, tamam doğru söylüyorsun sağ ol diyerek nasıl bir itaat ortaya konuluyorsa, ayet ve sünnet karşısında da bir Müslümanın böylesine bir teslimiyet ortaya koyarak bu kuralları ihlal etmemesi, ayetlerin ve sünnetin beraberine getirdiği hayatı yaşaması gerekir. Aynen. Yani kime ne diye bir söz söylemesi mümkün değildir. Söylerse büyük günah işlemiş olur bu konuda. Çünkü o muhatabı kendisini Allah'ın ayetine davet ediyor, kendisine değil. Evet. Hazreti Peygamber'e davet ediyor, kendisine değil. Bundan dolayı burada sevgi, yani Allah sevgisi denildiğinde sevgi itaati beraberine getirir. Dolayısıyla bir insanın hayatında çok önemli iki etken var. Bir akıl etkeni, iki kalp etkeni vardır. Kalp unsuru vardır. Burada akıl bu çerçevede araştırır, bulur, bir takım şeylere vakıf olur. Fakat kalp bu noktada onu onaylar ya da onaylamaz. Dolayısıyla kalp ise çok ciddi anlamda bir özelliğe sahiptir. Günahları onaylamaz kalp. Evet. Kalp günahları onaylamaz. Akıl getirir bir şey sunar. İşte hırsızlık yap der, zengin olacaksın. İşte efendim ahlaksız bir yaşantı ortaya koy, işte zevk alacaksın. Namazı kılma, uyuyacaksın gibi bir takım şeyleri akıl getirir, sunar. Bunlardan kar elde edeceksin diye. Fakat kalp bunları hep reddeder. Hep bunları reddeder, kabul evet. etmez. Onaylama makamı olarak onaylamaz. Fakat yani nefsin bir itaati var şeytana karşı evet, burada değil mi fakat hocam? Burada akıl yani araştırma, bulma, istek makamı olurken kalp onaylama makamı derken bu çerçevede eğer bu süreç sürekli akıl bastırır, yani istek, arzular, zevk, adaletsizlik, tüm bunları böyle sürekli kalbin üzerine getirir ve kalp de beslenmez, şarj olmaz. Yani Kur'an, sünnetten beslenme, alimlerle bir mecliste oturma, sohbet tarikatında uzak kalma. Bunlar olmazsa kalp belli bir müddet sonra zayıflar. Evet. Yani bir siyah leke meydana gelir. Öyle aynen mi? Öyle. Bir ve bu leke bu dediklerini işledikçe büyümeye başlar. Evet. Büyümeye evet. başlar. Bembeyaz olan o kalp bir kağıt gibi siyahlaşır. Bu zaman ne olur? Yani bu anlamda o aklın sunduğu
şeyleri kalp onaylama noktasında artık bir işlevsiz hale gelir. Bu defa nefis ve şeytan kişiye egemen olup günahı işleme tablosu evet, ortaya çıkar. Aynen. Bunun için Allah sevgisinin ortaya çıkmasında kalbin mutlaka beslenmesi ve davranışlarda kalbin onayı çok önem arz etmektedir. Kalbi devreden çıkardığımızda bu şuna benzer. Hani birçok mağazanın girişinde X-ray cihazları vardır, havalanlarına evet. vardır. Kişi oradan geçerken eğer üzerinde bir metal varsa anında öter X-ray cihazları. Geçirmez yani, bir dakika der. Yani silah var mı ya da işte başka madde, yanıcı ya da başka şeyler var mı diye durdurur insanı. Ama X-ray cihazı bozulunca oradan artık her şey geçer. Atom bombası da geçer. Çalmaz, Evet. ötmez yani. Bu Yani noktada radar diyelim bunu radar hocam. diyelim bir başka boyutuyla. Dolayısıyla burada kalp insanın bünyesinde bir radardır, bir X-ray cihazıdır. Allah onu bu özelliği vermiştir. Kodlarıyla oynanmadığı müddetçe günaha, şeytana, nefse karşı bir duruş ortaya Evet koyar. hocam. Ama kodlarıyla oynanmışsa, özelliği bozulmuşsa her gelene gel geç der. Ama tabii ki kendini aldatır bu Evet noktada. hocam. Allah razı olsun. O zaman şöyle diyelim hocam. Namaz vakti nöbetini tutmaktır. Eğer bir mümin, iman ehli olan bir mümin, imandan sonraki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi en büyük ibadet nedir diye sorduklarında imandan sonra en büyük ibadet 5 vakit namazdır buyuruyor. Madem ki 5 vakit namazı kılan mümin aslında o vaktinde nöbetini tutuyorsa, o nöbet ile tuttuğu nöbette kalbe gelen yanlış duygu ve düşünceleri, yönlendirmeleri, şeytandan, nefisten gelen tezkiyelerin tamamını o nöbette dur diyerek Aynen ona öyledir. engel olur. Namaz ile birlikte insan aslında bu imanın tadını vararak ilk adımı attığı gibi Allah'ın sevgisine de diğer farzları yaparak emri bil maruf, nehy al münkerle de Evet. ne yapmış olur? Yavaş yavaş yaklaşmaya başlar hocam. Evet. Ki biraz önceki bu Süleyman Efendi'nin buyurduğu gibi kalbin bu güzel tecellilere mazhar olabilsin. Yoksa olmakta zaten mümkün değil. Aynen, Allah evet. razı olsun hocam. Aynen. Hocam burada İslam kolaylık dini diye bir not aldım. Namaz da çok önemli olduğu için söylüyorum. Şimdi malum zaman zaman anlatmakta fayda var İslam'ın kolaylık dini olduğu açısından. Şimdi bir bedevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi Ömer Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz ve diğer sahabiler birlikte sohbet esnasında iken geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel öğret ki diyor ben fazla amel etmek de istemiyorum ama bunları yaptığımda cenneti hak edebileyim, girebileyim deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'a iman et, şirk koşma, 5 vakit namazını kıl, senede 1 ay orucun tut, zengin isen zekatını ver, ömürde bir defa haccını yap ve Allah'ın koyduğu kurallara, helal ve haramlara dikkat et. Hepsi bu hocam. Birkaç cümle. Bedevi diyor ki hepsi bu mu ey Allah'ın Resulü? Hepsi bu diyor. O zaman diyor ne bundan bir fazlasını ne de bir eksiğini yapacağım. Dediğin kadar yapacağım diyor. Çekip gidiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şu giden bedeviye iyi bakın. Eğer bu insan sözünde durursa cennetliktir diyor. Yani İslam aslında çok kolay bir din hocam. Yapmakta insanlar niçin bu kadar zorlanıyor? Nefsin arzu ve istekleri ya da özgürlükler, yapması gerekenler, yani bu taşın altına elini koymama, sorumluluğa girmeme, amel etmeme, edememe gibi bu hasletler nefis ve şeytandan geldiğine göre bizim bunları yapmamız aslında kolaylık noktasında Allah'ın sevgisini bizi yaklaştıracak. Kendimizi çok fazla da yormamıza gerek yok diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet. Tabii burada bir insanın yani bu işin hayatı, asgarisi bu değil mi hocam? Tabii ki. Evet. İslam şüphesiz o hadis-i şerif doğrudur ve bu şekilde aynen. kitaplarımızda yer alır. Dolayısıyla o bedevi yani o insan verdiği sözü, Efendimiz söylediği o kurallar yerine getirirse şüphesiz ki cenneti Efendimizin belirttiği gibi ona verilecektir. Buradaki olayların yani günümüzdeki bir evet. çıkmaz sokak şu. Kişi bulunduğu noktayı iyi tespit etmesi lazım. Nerede duruyor veya durması gereken yer neresidir? Bunu iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi kişi durduğu yeri sağlıklı, kalbin egemen olduğu, kalbe göre bir aklın ortaya konulduğu, bir yerde bulunmaz da
nefsin, şeytanın ve kötülüklerin egemen olduğu bir ortamdan hayata bakacak olursa, işte bu ikisi arasında çok ciddi bir çelişki olacak, bir farklılık bu anlamda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla İslam kolaylık dinidir, evet. İnsanı zorlamaz ve kişi Allah'ın kurallarına uydukça kendi lehine bir artı ortaya koyar, kendi lehine. Evet. Yani oruç tutunca nefsinin isteklerine dur demesini, fakir fukaranın hayatın nasıl geçtiğini bilmesi, kalbin arınması, bedenin arınması. Yani oruç tut deyince Allah kişi tamam Allah'ın emrini tutuyor da fakat ortaya çıkan sonuçların tamamı kendisine yöneliktir. Evet. Şimdi günümüzde bir takım insanlar hani Hint felsefesinden etkilenerek bu Buda'nın ortaya koyduğu hani o bir takım bir şeyler yapıyorlar. Meditasyon falan Evet. diye ortaya bir şeyler koyuyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü dünya insanını yordu. Çağımız insanı yorgun yani. Evet. Dinlenemiyor bir Evet. türlü. Evet. Onun için bir meditasyon işte bir şey yoga filan yoga mı? Evet, Yoga evet, yoga hocam. yapıyorlar. Nedir bu? İşte rahatlamak için. Ya öyle mi? Yani siz Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu o değerleri yerine getirmeyeceksiniz. Bunun sonucunda bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu kapatmak için de böyle anlamsız bir şeyler bulacaksınız. Evet. Bu budur aslında. Ama oruç tutan bir insanın bedeninin ne kadar rahatladığını bugün tıp otoriteleri ortaya koyuyor. Yani insanlara obeziteden uzak durma noktasında. Bugün diyetisyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Evet. Yani sağlıklı bir oruç tutma, Ramazan'da bir ay, peki bunun dışında işte Pazartesi, Perşembe oruçları, peki bunun dışında Eyyam-ı Beyt denilen yani Hicri ayın 13, 14, 15'te tutulan oruçlar ve adak oruçları, tüm bunlar yani yerine getiren bir kimsenin diyetisine ihtiyacı olur mu? Olmaz. Evet. Dolayısıyla burada İslam'ın koyduğu kurallar kişiyi özgürleştirir. Evet. Kimin köleliğinden Yani hem kurtarır? maddi hem manevi. Tabii. Evet. Nefsin köleliğinden kurtarır, şeytanın köleliğinden kurtarır. Hani bir adam diyelim yani tüm uyuşturucular öyledir de. Alkol üzerine örnek vermeyelim ama şuna örnek verelim. Uyuşturucu madde kullanan birisine ya yapma bak yazıktır bu işte filan. Bu benim özgürlüğüm. Kimse müdahale edemez. Sen bu senin özgürlüğün değil. Sen öyle bir bağımlı hale gelmişsin ki Kölesi onun olmuşsun. kölesi olmuşsun. Aynen, Onu aynen. almadan Evet. yani nefes alıp veremiyorsun. Sağlıklı düşünemiyorsun. Yani onu almasan çıldırıyorsun. Kimin özgürlüğü bu? Yani sen özgür müsün, köle misin? Dolayısıyla egemen güçler, şeytan ve nefis başta olmak üzere günahları insanlara özgürlük olarak sunuyorlar. Yok, günahlar bağımlılık yapar. Evet. Bağımlılık yapar. Hangi günahsa, adı neyse, kişi ona bağımlı kılar. Dolayısıyla bunun adı asla özgürlük olamaz. Aslında özgürlüklerin tam kısıtlandığı anlar mı hocam? Tamamen Evet, öyledir. Evet. aynen. Tamamen öyledir. Yani alkol, zina, fuhuş, kumar, faiz, aldatma, alın terinin işte sömürülmesi, tüm bunlara bakın bunlar dinin esaslarına bakıldığında bunlar tamamen yasaklar. Ama bunlar ortaya çıkınca insanlar bunu hep köleleştirmişti bu gibi Evet. şeyler. Kendisine bağımlı kılmıştır. Dolayısıyla özgür olmak kişinin günahları işleme anlamına veya rahat bir şekilde günah işlemesi anlamına gelmez. Sınırsız, ölçüsüz bir varlık olması anlamına gelmez. Evet. Dolayısıyla bu Batı'da hani İslam tabi bunu ayetler eşliğinde reddederken felsefeciler bunu onlar işte narsizm derler, anarşizm derler, nihilizm derler. Buna bir hedonizm diyerek bunların kötülüğünü bunlara anlatırlar. Dolayısıyla özgürlük kişinin kendisini Allah'la bulmasıdır. Yani fenafillah, Aynen fenafir hocam, Resul aynen. olarak Allah razı olsun. İslami değerler çerçevesinde bir hayat ortaya koyması ki bu ona özgürlüğü verecek. Aksi takdirde yok, köleleşecek insanlar, Evet hocam, köleleşecek. Allah razı olsun. Yani gerçek özgürlük İslam'dadır diyorsunuz. Şüphesiz. İslam'ın çemberine girmek, Evet. dairesine girmek hem dünyevi özgürlüğü beraberinde getiriyor hem de aslında hep insanlar gelecek için çalışıyorlar. Geleceğe bakış açılarında şunum olsun, bunum olsun, dünyalık hedefler peşinde koşarken şunu unutuyorlar hocam. Gelecekten sonraki asıl büyük gelecek var, bir ahiret var. Ne yazık ki yani ister kabul et ister etme bir ölüm var. Bu ölümün sonunda ne var? Bunu düşünmek lazım. Aslında yok oluş değil,
gerçek özgürlük var. Bunun adına Allah'ın sevgisini kazanan insanların onlara en güzel ikram olan cennet ve evet, ebedi bir hayat var. Şüphesiz. Böyle bir özgürlük bizi beklerken geçici, aslında tabiri caizse hocam beş para etmez şeytan ve yoluna giren insanlara Rabbim hidayet versin. Amin. Bunlar aslında hem bu dünyada köleleştirilmiş hem de ahirette de, hani siz dediniz ya biraz önce, kimse zorla cehenneme atılmıyor. İnsanlar kendi tercihlerinin neticesinde kendileri ateşe gidiyorlar. Rabbim gitmeyin diye rasuller göndermiş. Evet. Peygamberler göndermiş. Onlara tabi olun diyor ki gerçek özgürlüğü yakalayabilirim inşallah. Şüphesiz. Allah razı olsun. Şüphesiz. Hocam bir 5 dakikamız var inşallah. Evet. Sonuç olarak diyelim ki edep yahu mutlaka bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Çünkü hayanın azlığı küfürdür. Vel haya vel iman. Haya, utanma duygusunu, azlığı Allah'ın emirlerine muhalefet sonucu doğurduğu için giderek imanı küfre götürebilir. Haya imandan bir şubedir. Hadis-i şerifleri hayat yolunda meşalemiz olmalıdır. Utanmak, haya en çok da hanımların ziynetidir. Onlara daha çok yakışmaktadır. Bir düşünüre sorarlar. Kadınlarda en çok sevilecek şey nedir diye sorulduğunda o da yüzlerinde hayadan, utanmadan dolayı ortaya çıkan kırmızılıktır cevabını verir. O zaman bilinmelidir ki hayanın sınırlarını İslami kurallar belirler. Hanımlar giyim, kuşam ve davranışlarına dikkat etmeli, haya sınırlarını bu manada aşmamalıdırlar. Evet, şu söz çok önemli. Utanmıyorsan dilediğini yap. Nebevi uyarısı müminleri bütün manasıyla hayatını kuşatır. Evet hocam. Evet. Sonuç olarak bunu söyledik. Hı-hı. Birkaç cümle alalım hocam. Program bitiyor inşallah. Buyurun. Tabii. Yani mevzu burada sonuç olarak edep yahu, haya. Muhabbet, sevgi, evet, aşk, bunların meşru bir temele dayanması lazım ki ortaya çıksın. Bu platonik mi diyorlar? O aşk. Evet. Ya da böyle neyse karşılıksız bir şey, ölüme götüren sonuçlar, bunların tabi aşk olarak nitelendirilmesi asla söz konusu olamaz. Yani böyle bir şey söz konusu değildir. Sevgi ve muhabbet kadın ve erkeğe, yani Allah sevgisi insanla Allah arasında ilişkilerde, bunun yansıması kişinin sağlıklı bir hayat ortaya koyması. Yani ruhen, kalben, bedenen, evet, sosyal şartlar içerisinde barışık bir hayat ortaya koyması, bu kimsenin Allah sevgisi çerçevesinde hayatını ortaya koyduğunu bize gösterir. Çünkü Allah sevgisi sadece insana yönelik değil, tüm varlığa yönelik olarak bir merhamet, bir şefkati ortaya koyar, beraberine getirir. Evet. Bu anlamda bir kimse, bir Müslüman, kadın ya da erkek, ben Allah'ı seviyorum diyorsa, o zaman o sohbetin ilk başlarında ayet-i kerime eşliğinde de ki, siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, evet, ve günahlarınızı bağışlasın ayet-i kerimesinin ortaya çıktığını bu anlamda göreceğiz. Yani bu sevgi Efendimiz'e itaattan geçecektir. Eğer Efendimiz'e, dolayısıyla Allah'a itaat ortaya çıkmıyorsa sevgiden bahsetmek de bu anlamda mümkün değildir. Evet, sevgi yaratılışımızda bize verilen bir değerdir. Bu değerin kaybedilmemesi gerekir. Evet hocam. Bugün yerkürede tüm insanlık da merhamete, sevgiye muhtaçtır. Bugün insanlığın en temel, yani ilk olarak en çok neye ihtiyaç duyuyor diye bir soru sorulacak olsa, sevgi ve merhamet. Sevginin ve merhametin olduğu yerde savaş olmaz, terör olmaz, hırsızlık olmaz, adam öldürme olmaz. Aynen hocam. Yani kadına şiddet olmaz. Kaos olmaz. Zayıfa şiddet olmaz. Olmaz, bunların hiçbirisi olmaz. Sevginin bulunduğu yerde kaos olmaz. Aynen. Dolayısıyla İslam bir sevgi dinidir, bir sevgi anlayışı sistemidir. Bugün yeryüzünün buna ihtiyacı var. Evet hocam, Allah razı olsun. Rabbim inşallah sevgiyi, Allah sevgisini, Kur'an sevgisini, kitap sevgisini, peygamber sevgisini bizlere anlamayı nasip eylesin hocam inşallah. Amin. Ümmeti Muhammed'le birlikte ve dünya insanlığı olarak, hı, sevgiye gerçekten muhtacız hocam. Allah razı olsun. Evet, TV1 izleyenleri, bir düşünce ekseninde programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda yine buluşmak üzere hepinizi Allah'a Celle Celaluhu'ya emanet ediyoruz.